Atatürk şu anda sağ olup bizim partimize girse buyurun kabul ederiz. Efendim bilinen kişiliğiyle bakın, girmezdi diyor Tayyip şimdi, Bey'im rica ederim. Yani, girmedikten sonra zaten biz zorlarız olacak değil. O kişiliğin, o kafa yapısının, o dünya görüşünün sahibi adamının ne işi var adına sanına bile milyonlarca kilometre girmedikten sonra geçer. Demek ki öyle bizim de bir sorunumuz. Öyle kayan yıldızlar gibi. Aslında milli nizam. Ona rağmen siz onu da alıyorsanız o zaman herhalde dünya kadar adam çıkar. Zorla bir partiye sokamazsınız zaten. Sayın Özkan'la Sayın Arslan İslami Hareket'in zeminiyle partinin zeminini birbirine karıştırıyorlar. Bakınız ticaretle iştigal edenler Türkiye'de Müslüman kimliklerini kuruyarak ticaretin tüm gereklerine de uygun hareket ederek zengin olabiliyorlar. Bir parti kendi kimliğini muhafaza ederek niçin büyümesin? Büyümek için değişmesin ve kitleye mal olmasın. Sayın Özkan siz ne diyorsunuz? Sayın Metin'e refah dikkat edilirse. Ben değişmesi ben için büyümesi, büyümesi ortama, için de değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ortama uymak zorunda gibi hepimiz buradayız. Şurada bulunuyoruz. Buradaki havayı teneffüs ediyoruz. Onun gibi değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da 13 sene Mekke'de yaşadı. Yaşarken teneffüs ettiği hava hiç de kendine gelen vahyin estirdiği hava cinsinden değildi. Müşriklerin Allah'a ortak koşanların estirdiği havaydı. Akide bu havayı teneffüs değil. Etti diye akide kendine şirk değil. Mi bulaştırdı? Hayır. Müşriklerle uzlaşmaya mı gitti? Uzlaşmaya mı gitti müşriklerle? Kalıpta, asla. Şekil ve kalıpta dikkat edin. Asla. Yani ölçüsü vardır. Partinizden ziyade Allah'a düşünmeniz, Allah ölçüsü rızası vardır. Düşünmenizi de dilerim. Ölçüsü Sayın vardır. Bey. Olmaz ölçüsü öyle. Vardır. Kendisine ölçüsü denilmiştir ki gelin sizinle yok. Birlikte hayır. Ortaklık kuralım. Bir gün senin Allah'ına bir günde putlara tapalım. Allah-u Teala bu talep karşısında elçisini sakındırmak için diyor ki kul ya eyyuhel kafirin. De ki kafirlere ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Çok güzel. Sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Teşbih hata bilin kabul bilin ki bundan etmez, sonra ben de sizin taptıklarınıza yine de tapmayacağım. Ahmet Bey müsaade ederseniz kesmeyin. İzin verin. En az konuşanınızım. İnsaf edin. Yani bu da refahın sünneti müekkidesinden galiba. Yani ne kadar tanımışsam hep böyle yapıyorlar. Yapmayın. Şimdi izin verin. Ben de üç kelam da ben edeyim yani. Şurada zaten neredeyse tekim. Buyurun. Ha. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Sizler de öyle bir hal gösteriyorsunuz ki benim taptığıma bugüne kadar tapmadığınız gibi bundan sonra da tapacak gibi görünmüyorsunuz. Öyleyse sizin dininiz sizin benimki benim diyerek araya aşılması geçilmesi imkansız bir hendek kazıyor.